Bayanlar baylar, herkese selamlar. Merhaba, ben Alp. Almanya'da gezen tavuk çiftliği, organik yumurta nasıl oluyor? Almanya'da çok böyle çiftlikler var. Gerçekten sistem de çok güzel. Banka sistemi, otomatik yumurta sistemleri de yapmışlar. Kısa ayrı bir video daha çekeceğim. Şimdi burada neler var, nasıl bir sistem var, onu birlikte izleyelim. Videoya like atıp yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Alptube geri döndü. Evet, tekrardan merhaba. Bugün bir gezen tavuk çiftliğindeyiz. Aslında ben buraya çok fazla geliyorum. Burada yürüyüş alanı falan da var. Buraya yürümeye falan da geliyorum. Almanya, her yer yemyeşil. Şöyle etrafı bir göstereyim size. Hava kapalı. Evet. Şimdi bu şekilde sistem burada çok fazla var. Gezen tavuk çiftliği. Karavan sistemi, bakın orada görüyorsunuz, tekerlekli karavan taşınabilir. Tavuklarda Lohman, Nick Brown, ördekler, kazlar vardı. Bakın şu aşağıda çok fazla ördek, kaz. Bakın tam orayı görüyorsunuz. Ördekler, kazlar vardı. Onlar işte yılbaşı Weihnachten'dan dolayı sattılar. Çok da güzel paralara sattılar yani. Bakın burada sistem şu şekilde. Tekerlekli karavan. Böyle getirip yeşil bir araziye koyuyorlar. Yani çok fazla, sadece burası tek değil. Bu şekilde sistem çok fazla. Aşağıda da birkaç tane yer var. Ama işte yılbaşı, Weihnachten öncesi çok fazla ördek, kaz önceliği vardı. Onları hep sattılar falan. Tel çevrili. Bakın karavanın etrafı tel çevrili. Bu tellerde elektrik var. Bu tellerde elektrik var. Voltajı çok yüksek değil. Bakın şöyle ben dokunuyorum. Hafif bom çarpıyor. Hafif çarpıyor. Şimdi bu karavan daha önce biraz daha aşağıdaydı. Bakın şuradaki alandaydı. Şuradaki alandaydı. Orada yaklaşık zannedersem bir aya yakın kaldı. Bir aydan sonra, oranın yeşilliği bittikten sonra direkt bu tarafa taşımışlar. Bakın buranın yeşilliğini de bayağı bitirmişler. Hem yumurta organik yumurta oluyor. Hem de yem tasarrufu yapılmış oluyor. Yani gerçekten güzel bir sistem. Benim hep hayalim bir çiftlik kurmak. Gezen tavuk, kuş, köpek hepsini yapmak. Bakın geçen ben bunlara yem verdim. Şimdi yine yem vereceğimi zannedip geliyorlar. Yem vermek yasak da işte. Geçen biz burada konuşmuştuk, yem de verdik. Kızlar, bili 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 gel. Bili bili bili. Tavukların da kalitesi gerçekten güzel. Genç tavuklar bir de. Bakın hep genç tavuklar. Horozlar da var içinde. Ligorinler var bakın. Ligorin. Şimdi diyecekler ki Alptube kuştan anlıyorsun, tavuktan anlıyorsun. Kanatlı grubu benim ilgi alanım. Kanatlı grubu. Hayvanların hepsini seviyorum da. Kanatlı grubu daha bir ayrı. Burada yaklaşık tam sayısını bilmiyorum ama 150 tane falan tavuk var. 150 tavuğun içinde de geçen ben saydım kaç tane? 10 taneye yakın horoz var. Bakın hatta horozlara bakalım. 1. Kalabalıkta gözümüzden kaçarmış. Öttü demin. O horoz. 1. 2. Bakın orada 2. 3. 4. 1, 2, 3. 4 tane orada var. Bir de burada var. 5. İçeride de var tabi. Yani bir 10 tane falan horoz var. Gayet güzel bir sistem. Öbür tarafı da göstereyim size. Yeşillik. Bura her yer yonca tarlası. Bakın bunları tavuklar yiyor. Yumurta da ben buradan alıyorum. Yumurtanın kalitesi de gayet güzel. Bakın çıt 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 bir ses geliyor. O ses tellerde elektrik olduğu için. Bakın nereden geliyor? Oradan bir yerden geliyor yağmur yağdıkça. Bunlar ne yapıyor? Kızlar siz kavga mı ediyorsunuz? He? Evet, bir de öbür tarafa bakalım. Şu karavanı bir inceleyelim. Bu tellerde elektrik olmasının sebebi hem işte kurttur, tilkidir. Ne bileyim, bakın nasıl geliyor. Gel, bili 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 bili. Tavukları dışarıdan gelen yırtıcı hayvanlardan korumak için tellerde elektrik var. Ayrıca tavukların da dışarı çıkmasını istemiyorlar yani. Belli bir alan var burada. Eşeleniyorlar, geziyorlar falan. Tavukların sağlığı da gerçekten gayet iyi. Ben beğendim yani, hoşuma gitti. Bakın tavukların tüyleri.
genel hareketlilik durumları, gaga, ibik, göz. Gayet güzel. Evet, tavukların kümesi de bu şekilde. Karavan. Şuradan biraz yem verelim tavuklara. Bakın şunun içinde yem var. Buranın sahibi gelip buradan giriyor. İçeriden yumurtaları topluyor. Yemini veriyor. Yani genelde yeşillik alanın içinde oldukları için buradan zaten yeşillikte besleniyorlar. Biraz da yem takviyesi yapılıyor. Güneş paneli var. Bakın güneş paneli. Güneş panelinden de o tellere elektrik veriliyor. Sistem 10 numara ya. Gerçekten hiç 5 kuruş para vermeden tavuklardan organik yumurta üretiyorlar. Bu air işte sistemi arabalardaki teker işte kalkıyor. Daha ileri götürebiliyor. Yerini değiştirebiliyorlar. Bakın burada da yem. Buradan içeride otomatik yemlik sistemi de var. İçeride hem otomatik yemlik hem otomatik suluk sistemi var. Kızlar nasıl meraklılar var ya. Bu lokman cinsi tavuklar çok meraklı oluyor. Hemen yeni bir şey gördüğü zaman keşfetmek için geliyorlar. Bu ara burada çok sivrisinek de var. Evet, bu kızlara biraz yem verelim. Ya sistem gerçekten süper. Gerçekten feyiz alınması gereken bir şey. Bu sistemi Türkiye'de kurabilirsiniz. Süper bir şey. 5 kuruş para vermeden organik tavuk, organik yumurta yetiştiriyorsunuz. Güneş enerjisi paneller. Almanya'da hava kapalı olmasına rağmen güneş enerjili panel sistemleriyle buradaki tellerdeki elektriği üretiyorlar. Ayrıca içeride otomatik yemlik ve suluk sistemi var. Bakın nasıl geliyorlar. Buradan toplanan yumurtaları da aşağıda buranın büyük bir merkez gibi bir yeri var. Orada da otomatik yumurta sistemi var. Oradan otomatik paranı atıyorsun. ATM sistemi gibi aynı. Hangi yumurtadan istiyorsan alabiliyorsun. Yani yumurtayı satarken de başında herhangi bir personel durmasına gerek yok. Bakın şuradan biraz yem verelim. Buraya gelmişiz. Bir yem vermezsek olmaz. Kapağı da kafama vurdum bu arada. Buğday. Buğdayın kalitesi çok iyi değil. Bili. Hop. Buraya kadar gelmişiz. Bir tavukları yemlemeden gitmek olmaz. Gel. Bili. Video falan çekiyoruz. Sonra sıkıntı olmasın. Şimdi bu karavanın tavukların kümesinin taşınabilir olmasının en büyük faydası nedir? Şimdi dediğim gibi daha önce bu karavan biraz daha aşağıdaydı. O aşağıda tavukların gezme alanındaki bölgedeki yeşillik bittiği zaman işte ne kadar sürede taşıyorlar onu bilmiyorum ama yani gözle bakıldığı zaman yeşillik bittiği alanda taşınması gerekiyor. Bu kadar tavuk da böyle bir alandaki yeşilliği 10 günde bitirir yani. Şimdi buranın yeşilliği bittiği zaman ne yapıyorlar? Direkt karavanı, bakın ilerisi daha yeşillik. Hemen organik, çim, yeşillik, yonca. Hop ne yapıyorlar? Bakın daha önce buradaymış zaten. Belli yani yerlerinin. Hop ne yapıyorlar? Bir tık üste taşıyorlar. Bir tık üste taşıdıkları zaman hem yumurtanın kalitesi iyi oluyor. Hem de dediğim gibi yumurtadan yani maliyetten de tasarruf yapılmış oluyor. Gayet yapılabilir bir iş. Türkiye'de çok fazla yumurta, organik gezen tavuk yumurtasına talep var. Bu işi yapmaya başlayan çok fazla benim tanıdığım insanlar da var. Getirisi güzel, organik, doğanın içindesin.
Bu sistem de Türkiye'de feyiz alınabilir. Bakın karavanı koyuyorsun. Tavuklar burada kafasına göre geziyor. 5 kuruşta masrafı yok. Biraz yem takviyesi falan yapıyorlar. İşte onun dışında bir masrafı yok. O kadar da olsun yani. Az bir yem takviyesi. Otuydu. Elektriğiydi. Hepsi organik buradan. Doğadan alınan tavukların burada yaşam alanı. Dediğim gibi karavanın üstünde güneş paneli var. Elektriği oradan üretiyorlar. Bu tellerde elektrik var. Elektrik de... Kümesin içinde ayrıyeten aydınlatma sistemi de var. İleride izin alırsak belki kümesin içinde gösterebiliriz. Canım sıkıldıkça buraya geliyorum. Bakın orada bir kavga çıktı. Kavga ediyorlar. Tavuklar kavga ediyor. İkisi kavga ederken iki tane lokman. Araya bir ligorin girdi. Ondan sonra horoz geldi araya. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Siz ne ayaksınız falan dedi. Hayırdır dedi. Ondan sonra dağıldılar. Bak şu kaçarak geldi buraya. O kavga ediyordu. Şimdi geldi burayı karıştıracak. Bakın meraklı. Bunlara öyle bakıyorlar. Bili. Evet arkadaşlar, tavuklarla ilgili daha çok video çekmeye çalışacağım. Burada çok güzel hobi bahçeleri de var. Kuş, güvercin, muhabbet kuşu. Yani benim bile türünü bilmediğim kuşlarla karşılaştım. Oralarda da videolar çekmeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha böyle detaylara gireceğiz. Alptube geldi, geri döndü. Yeni yeni videolara başlıyoruz. Daha böyle detaylı, bilgilendirici videolara devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Horozlara bak, birbirini kovalıyor. Ne oluyor lan? Bak onu kovaladı. Öbür horoz geldi oraya. Ya şuraya var ya, masanı atacaksın. Çayını da demleyeceksin. Bunları izleyeceksin. Büyük var ya, insanlar ne stres kalır ne sinir. Ben de zaten işte tavukların yanına gele daha iyi kendimi hissediyorum. Bak bu tarafa geldiler şimdi. Meraklı bunlar. Bak demin oradalardı. Şimdi ben buraya geldim. Bunlar da buraya geldi. Telin içinde sıkılıyor canlar ya. Ama yapacak bir şey yok. Telden dışarı çıkarlarsa da burada bunları kurt kapar. Gelincik vesaire, burada çok fazla yırtıcı hayvan var gerçekten. Orman çünkü. Almanya'nın geneli zaten orman. O yüzden sizin yeriniz güzel. Bak tellerle elektrikli bir sistemde korunuyorsunuz. Otunuzu yiyorsunuz. Yeminiz, suyunuz orada. Ah oh, fıstık gibi. Daha ne olsun? Sen bir şey mi söylemek istiyorsun? Hadi oradan bir Ankara'ya, Türkiye'ye selam gönder. Alman orozu. Bak tavukları çağırıyor. Neyse videoyu çok uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda da ufak bir part yumurtaların otomatik ATM sistemi tarzında bir yer yapmışlar. Onu da çekeceğim. Hoşça kalın.